not almayı unutmayın, not almayı unutmayın diye her zaman söylüyordu. Ben 3 ay sonrasında onu öğrendim ve abimden öğrenmiştim. O da böyle not defteri var zamanda ne olduğunu öğrenmiştim. Ama sizler benim gibi değil, biliyorsunuz. Zaman kaybetmeden ne söylerse not alalım, çünkü ilerledik zamanda kendi ipimize uygulayabiliriz. Bravo. Alkışa gerek yok arkadaşlar. Alkışlayıp da zamanımızı kaybetmeyelim. Toplantı uzun sürmeyecek. Tamam mı? Bir saat sürecek en fazla. Ve bir saat çok hızlı geçecek. Rahat olun. Birkaç tane not aldım unutmamak için. Biliyorsunuz haftalık toplantılar her hafta ofiste bir kere yapılıyor. Onun dışında Zoom'dan da yapılıyor. Şu anda da Zoom'dan evinden katılanlar da var. Fakat evinden katılan kişiler buradaki heyecanı yaşamıyorlar. Burada ayrı bir şey, doğru mu? Siz de evden katılmışsınızdır. Sırf toplantıya gelmek için birçok kişi o gün izin gününde o gün ayarlıyor. Hep cumartesi oluyor toplantı. Hep 8'de oluyor. Belki kışın, şimdi bundan sonra kışın daha erken alınabilir, 7'ye 6'ya alınabilir belki. Şu anlık 8'de oluyor. Haftalık toplantı niye lazım? Haftalık toplantı yapılmayan ekipler yok olup gitti. Gördük yok olup gidenleri. Ve haftalık toplantıya gelmeyen kişiler de işi bırakıp gittiler. Onu da gördük. Haftalık toplantı benzin istasyonu gibidir. Yani arabayla bir yere giderken, bir yere giderken değil, arabayı kullanırken bazen benzin istasyonuna gitmek gerekiyor. O yakıtı almamız için. Haftalık toplantı bize o yakıtı veriyor arkadaşlar. Bugün haftalık toplantıda ilk başta şunu söyleyeyim. Ayın 18'inde miydi kaldı? Evet. Önümüzdeki ayın bu 18'i değil. Bir sonraki 18'inde, yani 11. ayın 18'inde Yeşim kampımız var. Yeşim kampımızı burada bir duyurayım. Yine gruplardan paylaşılacak, hikayelerden paylaşılacak, bayağı paylaşılacak. Bu buradan ne olduğuna kısa bir bilgi vereyim. İbrahim Bey'in kampla ilgili videosu var, onu izleyin. Grupta paylaşılmıştı. Ve üst liderlerinize oraya gelmen için ne yapmanız gerekiyor onu sorun. Yeşim olmanız gerekiyor. Nasıl olmanız gerekiyor yeni gelen kişiler? Öğrenin. Kamp inanılmaz bir deneyim kampı olacak. Yani yaparak eğitim alacağınız kamp olacak. Kendiniz liderliğinizi keşfedeceğiniz bir kamp olacak. Tamam mı? Bugün kampın üzerinde uzun durmayacağım. Toplantının tamamını ona ayırmamız gerekiyor. Başka bir toplantıya ayıracağız. Bugünkü toplantının konusu başarı. Şimdi bu işin başlaması için ne lazım? Ya da bu işin değil, herhangi bir işin başlaması için ne lazım arkadaşlar? Bir dükkan açtınız, bir kafe açtınız, bir iş kurdunuz, bir dikiş makinesi alıp elbise dikmeye başladınız. O işin ilerlemesi için ne yapılması gerekiyor? Aynen, tanıtılması gerekiyor millete, doğru mu? Tanıtılması lazım. Herhangi bir yöntemle tanıtılması lazım. Reklamla ya da reklamdan önce yaptığımız bir şey var. Hepimizin yaptığımız bir şey var reklamdan önce. Eğer bir dikiş makinesi alıp dikmeye başlarsak, ilk yaptığımız şey en yakın arkadaşlarımızı arıyoruz. Bak, bundan sonra gömleklerini bana dik diyorsun. Doğru muyuz? Evet. Bir araba tamircisiysek, bir yerde ustaysak, kendi işimizi yapmak istesek, bir araba tamiri yapacak enstrümanlarımızı, aletlerimizi alıp o işe başladıktan sonra ilk yaptığımız şey ne? Bütün arkadaşlarımıza telefon açıp, bak ben araba tamir etmeye başladım, bundan sonra arabanı bana yaptıracaksın diyoruz. Doğru mu? Bunu ne kadar çok yaparsak o kadar iyi, hızlı ilerleriz. Hatta şurada Fitch House açıyorlar bizim arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, sağ olsunlar. İlk en yakın arkadaşlarına şurada Fitch House açtım, misafirim ol diye arıyorlar. Doğru mu? Yani bir işin ilerlemesi için, başlaması için, hatta o işi açtıktan sonra onun bir yerinden hareket etmesi için onu, işin tanıtılması lazım. Ne kadar çok tanıtım o kadar çok başarı. Doğru mu? O kadar çok ilerleme. Şimdi tanıtım demek o işi birisine sunmak demek yani. O teklifini birisine sunmak. Yani tırnak yapmaya başlıyorsunuz. İlk önce daha önceki arkadaşlarınızla gidip tırnakçıya gidip yaptırdığınız arkadaşınıza, bak
ben de yapmaya başladım, bana yaptırabilirsin diyoruz. Yani hizmetimizi sunuyoruz arkadaşımıza. Ya da şey satıyorlar, kumaş satmaya başlıyorlar kızlar. İlk yaptığı şeyler arkadaşlar alıyorlar, kumaş satmaya başladım, kumaş alacaksan benden alacaksın. Ayakkabı satmaya başlıyorlar, ilk ayakkabı benden alacaksın. Yani bu sefer de hizmetini değil, ürününü sunuyorlar. Tamam mı? Şimdi, nereye gelmek istiyorum buradan? Ne kadar çok sunum yaptığımızda o kadar hızlı ilerleriz. Şu an, maşallah şu an dolu bir salonumuz var, tamam mı? Ve buradaki herkes tıpkı kendi işini kurduğundaki yaptığı varsaysak buraya bir misafir sığmaması lazım. Şu an ofiste hiç kimsenin işine yetişmemesi lazım. Peki o zaman biz kendi işimizi bir tırnak yapmaya başlarsak, araba tamir etmeye başlarsak, kumaş satmaya başlarsak, herhangi bir şey başladığımızda yaptığımız şeyi burada neden yapmıyoruz acaba diye bir fikir geliyor aklıma. Ya kendi işimiz yaptığımızın farkında değiliz ya da başka bir sebebi var. O sebebi bulmamız gerekiyor. Eğer de kendi işimizi yaptığımızın farkındaysak bir şeylerin değişmesi lazım. Şimdi bir örnek vereyim. Kumaş satmaya başladınız. Hiçbir müşteriniz yok. Hikayede sürekli paylaşıyorsunuz ve oradan gelen müşterilere satmaya çalışıyorsunuz. Bundan daha kolayı ya da tırnak yapmaya başladığımızda her gün birkaç tane arkadaşımıza bunu anlatmak daha iyi, doğru mu? Müşteriyi beklemektense müşteriye gitmek daha doğru, daha iyi. Arkadaşlara satmak, çünkü arkadaşlar bize daha fazla güveniyor, bizden alırlar. Her gün 20 kişiye bunu anlatabiliriz, doğru mu? 10 kişiye. Bir ayda 50 kişiye anlatabilir miyiz bunu? Aynen. Bir ayda 50 tane sunum yapıyoruz demektir bu. Bu işi. Bir ayda 50 kişiye anlatabiliyor muyuz? 50 tane sunum yapmak demek mi? Bakınız, davet demiyorum. 50 kişiye bu fırsatı anlatmak. Bu mümkün mü? Evet. İşin içinde 6 ay olan kişiler. Sizin için mümkün mü her gün 50 kişi, her ay 50 kişiye bu sunum yapmak? Bu mümkün değil diyen var mı? 60 kişiye, bir ayda 60 kişiye bu işi tanıtmak. Yok, 60 kişiye. 60 kişi ofise gelip bu işi dinleyip gidecek. Bir ayda. Her gün 2 kişi. Bu çok zor ya da imkansız diyen var mı? İmkansız değil, zor. İmkansız diyen var. Bir tane var. Her dinleyip giden kişi için 5000 TL para vereceğim desem o zaman o zaman imkanlıydı. Şunu düşünün. Her gelip işi dinleyen kişi için 5000 değil 1000 TL verilseydi her gün 2 kişi gelip dinlerdi, her gün 2000 TL'nizi alıp giderdiniz. Bir ayda 60.000 TL olurdu. Alırdılar da gelirdi. Evet, herkes gelirdi ya buraya. Kimse gelmiyor. Herkes bu işi biliyor diyen kişiler hepsi yok olur. Herkes geliyor, herkes dinliyor olacaktı. Ayda 60.000 TL kazandığım ay çok oldu benim. Hatta 70.000 TL kazandığım aylar oldu. Yani bir ayda 60 kişi bu işi gelip dinleyip bittiğinde ayda 60.000 TL kazanıyorsunuz. Hatta 2-3 ay bunu tekrarladığınızda sürekli her ay 60.000 TL kazanmaya başlıyorsunuz. İnanın mı? Peki şu an neden her gün 2 tane sunum yapılmıyor biliyor musunuz? Evet, bu 2 sunum için 2000 TL alacağımıza, o 60 sunum için 60.000 TL alacağımıza bir ayda tam olarak inanamıyoruz. Çünkü daha önce bunu hiç yapmadık, hiç görmedik bunu. Bir kere olsaydı bu tık 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 sonra devam ederdi. Çünkü benim için zor değil. Ben onu gördüğüm için çok rahattım bu işi yaparken. Şimdi bizi durduran şey ne?
Onu bulmamız lazım. Bizi her gün iki tane sunum yapmaktan alıkoyan şey nedir? Herkesin farklı, herkesin farklı olacak. Şu var, telefon aç, telefon açıp. Telefon açıp, alo, ben bir yerde çalışıyorum. Çok güzel iş. Sen de gel seninle beraber çalıştığım dediğinizde karşıdaki kişiler gelmiyor. Buraya gelip sunum yapılması için dedik. Alo dediğimiz için demedik. Neden gelsin ki? Onun işi var. Arkadaşlar o bir yerde çalışıyor. Maaş da alıyor. Patrondan da memnun. Niye buraya gelsin? Onun için sunum yapılması için, tanıtım yapılması için davet edilmesi gerekiyor. Davet ederken de bir iş teklifinde bulunuyorsunuz. O kişinin işi var. Yani şunu düşünün. Benim karnım tok. Sizinle Antalya'ya gideceğim. Evinize geldim. Dediniz ki yemek yiyorum gel. Bekle yemeği bitireyim öyle gideyim. Okey oturuyorum şu yemeği ye. Ben şu an şuraya kadar yedim. Yemem ben o yemeği. Bir tadım alırım gönlüm kırılmasın diye yemem. Çünkü tokum. Tok kişiye yemek vermek isterseniz o kişi yemez. Çünkü ya da derim ki hiç gelmem ha. Sen yemeğini bitir çık. Ben burada bir çay içerim. Arkadaşım var yanımda. İkimiz çay içeriz derim. Yemek için girmem bile. Çünkü tokum. Şimdi işi var kişiye iş sunuyorsun. Niye gelip işe girsin ki? Niye hatta gelip dinlesin? Çünkü o kişinin işi var. Tamam mı? Onun bu işi dinlemesi için bir neden lazım. Benim ya o yemeği yemem için bir neden lazım. Bana diyeceksiniz ki bak dostum Antalya'ya gideceğiz. 10 saat yol. Ve o kadar acelemiz var ki yolda hiçbir yerde durmayacağız. Hiçbir yemek yemeyeceğiz. 10 saatlik yedin mi onu bir düşün diyeceksiniz. O zaman diyeceğim ki dur azıcık yer var. Ben gidip sizi tamamlayın 10 saat yemeyecekse. Tamam. Şimdi burada aynı durum. Aynı durum. Yıllardır Türkiye'deyim. Birçoğumuz da öyle. İşe git gel, git gel, git gel, git gel, git gel, git gel, git gel. Bizim. Uyu, dinlen, içki içiyorsan iç. Kalk, işe git gel, 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 izin. Yine uyu, kalk, yine git gel, git gel. Böyle geçiyor. Ve biz işimiz var, işimizden memnun olduğumuzu düşünüyoruz. Neden? Çünkü aylardır böyle olduğu için alıştık. Bir kurbağaya soğuk suya koyuyormuşlar. Soğuk kanlı o zaten. Soğuğu seviyor. Ondan sonra alttan ısıtmaya başlıyormuşlar. Yavaş yavaş ısındığı için su kaynama derecesine çıkana kadar, su kaynamaya başlayana kadar içinde oturuyormuş. Hissetmiyor yavaş yavaş alıştırıldığı için ona. Tamam mı? Şimdi eğer de sıcak suya koyarsan kurbağaya hemen zıplayıp çıkıyor orada. Şimdi biz de yavaş yavaş alıştırıldık. Bu git gel, git gel, git gel, git gel, izin. Git gel, git gel, git gel, izin. Buna alıştırıldık yavaş yavaş. O yüzden bizim iş teklifinde bulunduğumuz arkadaşlar da yavaş yavaş alıştıkları için memnunlar şu an işinde. Onun farkına varması lazım. Varmadan da bir iş arayışında olmazlar. Azıcık konuşsak onlarla. Niye geldin Türkiye'ye? Kaç yıldır Türkiye'de? Biliyorsunuz zaten. Peki şu an böyle devam edersen ne kadar sürede bu hedeflerimize ulaşacağız? Yoksa da hayatımız boyunca çocuklarımız orada biz burada suratını göremeden ya da suratını sadece telefonun ekranda mı göreceğiz ya da bilgisayarın? Bunların farkına vardığında o kişi bir arayış içine gider. Şöyle diyeyim. Farz edin 10-12 yaşında bir büyük çocuğunuz var. Siz de ev yapıyorsunuz memlekette. Ya eşinizle beraber ya da eşiniz orada, siz burada fark etmez çocukların yanında. Ev yaparsınız. 10 numara ev yaparsınız. Ben size söyleyeyim. Efsane bir ev yaparsınız orada. Ben yaptım çünkü. O evde 3 sene kalırsınız. Çünkü 10-12 yaşındaki çocuk orada büyük çocuk. Siz 3 senede buradan memlekete gönderdiğiniz para o evin inşaatına gidiyor, gide hiç para birikmese de ev birikiyor orada. Ev yapılıyor. Ev yaptınız.
arabayı da aldınız. 4-5 tanenizi alıyor. Gidiyorsunuz. Çocuk kaç yaşındaydı ya? 12 yaşındaydı, tamam mı? 5 yılınız gitti, çocuk 17 yaşında. 10 yaşında olsun ya, benim hesabım uysun. Gittiniz, çocuk 16 yaşında, 15 yaşında. Gittiniz, o evde 3 tane kaldınız. Çocuk üniversite okumak istiyor. Hop, o evi bırakıp yine de benim gibi kiradasınız. Yine kiradasınız. Çocuğu okutmak lazım çünkü. Ondan sonra diğer çocuk, ondan sonra diğer çocuk. Ondan sonra evi niye yaptın? Yaşlanınca o evde kalırız. Evet, yaşlanınca kalırız o evde. Ancak nasıl kalırız biliyor musunuz? O bizim okuttuğumuz çocuklar evlendiğinde onların çocuklarına bakarız, onların bir sefer onlar işe git gel, git gel, git gel, git gel, git gel, izin. İşe git gel, git gel, git gel, izin. Ve onlar çocuklarını görmüyorlar bu sefer. Biz de onların çocuğuna bakıyoruz ve çocuklar inanılmaz şımar. Neden şımarır? Çünkü annesi babası yok diye kalbini kıramıyoruz. Ki bizim çocuklarımız da şımarıktı ve bir bağımız olmadığı için dediklerimizi de yapmıyorlar. Neden yapsınlar ki? Yani patronumuzun çocuğunu hangi rengi seviyor, hangi oyuncağı seviyor, hangi yemeği seviyor hepsini biliyoruz kendi çocuğumuzun. Allah Allah, hiç düşünmedik bile bunu. Sadece hangi rengi sevdiğini bildiğim için övünüyordum ben. Birisi mor rengi seviyor, birisi pembe rengi diye. Çünkü çocukken yanında olduğum zamanları verimli geçirmiştim. Çok küçükkenler Rusya'ya gitmiştim. 5-6 yaşlarındayken. 2 sene sonra gittim ve o zaman o ayrılığı gördüğüm için, değerini bildiğim için bir sene kaldım yanında. Sonra Türkiye'ye geldim 3 sene. Sonra tekrar gittim. Yani çocuklar 18-19 yaşında, 8-9 senesini yanında yoktum onlar. Bu acı verici bir şey. Çok. Ve ben mutluydum. Benim patronum çok seviyor. Beni hayatta bırakmaz. Tamam, seviyordu. Hakikaten de seviyordu da benim istediğim şey o değilmiş. Şimdi düşünsenize. Eviniz duruyor orada. Oturmuyorsunuz içinde. Arabanız duruyor. Kullanmıyorsunuz o arabayı. Neden? Çünkü o arabayı kullanıp o evde oturacaksan çocuk ne yapacak? Okumayacak. O da Türkiye'ye gelip bizim gibi Türkiye'de çalışacak. Okusa da ne olacak? Diyeceksiniz ki okusa bir şansı var yani. Belki bir binlerce insanın hayatını kurtaracak bir ilaç bulur. Ne bileyim. Yeni bir program, bilgisayar programı üretir. Bilmiyoruz ki. Neye yeteneği varsa o yeteneğini kullanması lazım. Herkes network yapacak diye bir şey yok. Şimdi o arkadaşlarımızın bunun farkına vardığında bir iş arayışına geçer. O yüzden davet ederken biz neden çekiniyoruz? Neden çekiniyoruz? Sunum yapmak için davet etmemiz lazım. Peki davet ederken bizi durduran şey ne? Bizi durduran şey ne? Şahrom diye birisi var, tamam mı? Şu anda yaşıyordur herhalde. Diyor ki, bir gün bir arkadaşı davet ettim diyor. Geldi, işi dinledi. Hemen giriyorum dedi çünkü bir kız kardeşi diyalize gidiyor, annesi de hasta, çalışmıyor, ikisine de kendisi bakması lazım. Onlara bir faydam olsun diye ben hemen bu işi yapacağım, bir şeyler değiştireceğim dedi diyor. Bu firma değil, başka bir firma. Daha yıllar öncesi olan bir şey. Fakat para yok dedi diyor. Tamam mı? Parayı nasıl bulacağız? Kaç kişi tanıyorsun, hepsinin adını yaz şuraya dedim diyor, yaz diyor. Ondan sonra gittik diyor, bak burada aramadık diyor. Tek tek gittik diyor, tamam mı? Tek tek gittik, Gülcan, $750 para lazım. Zarina, $750 para lazım. Roza abla, $750. Tek tek evlerine gidip istedik diyor, $150 para biriktirdik. Tamam mı? Kimse vermiyor diyor para. Orada farkına vardım diyor. Dur, bir dakika, eğer de benim yakınlarımın birisine acil para lazım olursa da bunlar vermeyecekmiş. Peki ne yapacağım ben? Ve en acı vericisi, 6-7 yıldır maaşlı işte çalışıyorum ve benim $750 param yok. Bir şeyler yanlış gidiyor dedim. Tamam mı? Sonra ne yapacağız? Oturduk diyor. Çocuk, arkadaşım elinde telefonu şöyle sallıyordu diyor şöyle.
Yıllar önce olduğu için azıcık küçük telefon sallanıyor böyle yapınca. Sonra poşet var mı dedim diyor. Nasıl bir poşet? Büyük poşet diyor. Var. Git getir dedim diyor. Getirdi diyor. Poşeti aldım diyor. Evin içindeki her şeyi topladım poşete koydum diyor. Telefonu da attım diyor. Nereye? Satmaya. Gittik hepsini sattık diyor. Para değer eden şeyin hepsini sattık diyor. Ondan sonra parayı bitirdik diyor. 100 dolar mı? 100 kaç dolar eksik kaldı diyor paket almaya. Şimdi ben gittim eve gideyim dedi diyor çocuk. Arkadaşıma dedim ki hayır bir iki bardak çay içelim öyle gidersin. Hayır çay içmeyeceğim gideceğim diyor. Hayır çay içelim öyle gidersin. Yok gideceğim. Dedim ki diyor bak bana bak. Eğer de seni bu işe komisyon parasını kazanmak için çağırdığımı düşünüyorsan hemen git. Hemen git. Bir dakika bile durma. Ben seni komisyon parası kazanmak için çağırmadım. Ve o komisyon parasını sana vermeyeceğim. O ben onu alacağım. Bununla birlikte seni onu almak için çağırmadım. Sen bu işe girip hayatını değiştir. Ailene bir yardımın, desteğin olsun diye çağırdım seni diyor. Sen de sana neden o komisyon parasını vermem? Çünkü öyle yaparsam sen de çağırdığın kişilere geri verirsin. O yüzden komisyon parasını vermem. Çünkü sana yardım etmek için vermem bunu da. Seni de sana yardım etmek için çağırdım. Eğer o komisyon parası için çağırdım düşünüyorsan hemen git dedim diyor. Çocuk ne dedi biliyor musunuz?